çağır. Son günlerde durumunda bir değişiklik var. Dün üst üste iki kriz geçirdi. Yalnız dikkatli olman lazım. Son derece inatçı bir insan. Sana hiç yardımcı olmayacak. Selim Bey beni buraya getirmek için niye zorladı anlamıyorum. Kendisine kaç defa bir şeyim olmadığını söyledim. Abla, rica ediyorum ısrar etme artık. Dün geçirdiklerini unutuyor musun? Yorgunluktan diyorum size, anlamak istemiyorsunuz. Hem bu doktorun vakti müsait değil galiba, ben gidiyorum. Abla! Doktor Fikret. Memnun oldum efendim. Sevim Hanım, Behiye Hanım'ın kardeşi. Memnun oldum. Müsaade ederseniz Behiye Hanım'la yalnız görüşmek istiyorum. Buyurun Behiye Hanım. Selim Bey sizden epey bahsetti. Herhalde hakkında hiç de iyi düşünmüyorsunuzdur. Bütün bunlar Selim Bey'in kuruntusu. Boşuna sizin de vaktinizi alıyor. Ben hasta değilim. Ümit ederim ki bir şeyiniz yoktur. Ellerinizi öne uzatır mısınız? Parmaklarınızın uçlarını nasıl yaktınız? Hatırlamıyorum. Anlaşılıyor. Hastalığınızdan bahsedilmesini istemiyorsunuz. İstemiyorum tabii, çünkü hasta değilim. Boşuna vaktinizi kaybediyorsunuz Fikret Bey. Peki, peki. Dün provada bayılmışsınız. Nasıl oldu, anlatır mısınız? Sadece biraz yorgundum, o kadar. Şimdi gidebilir miyim? Neden acele ediyorsunuz? Şöyle buyurun. Daha rahat edersiniz. Burası iyi mi, yoksa ışık rahatsız ediyor mu? Gözlerinize gelince göremiyorsunuz. Bana çocuk muamelesi yapmaktan vazgeçin doktor. Fazla ihtimamdan hoşlanmam. Gözlerinizi çok yorar mısınız? Geç mi yatıyorsunuz? Mesela bir gece evvel ne yaptınız? Hatırlamıyorum. Başınız ağrıyor değil mi? Gözlerinizin önünde bazen gölgeler dolaşıyor mu? Beni konuşturmak istiyorsunuz ama ağzımı açmayacağım. Söyledim size, hasta değilim ben. Anlamak istemiyor musunuz? Bırakın gideyim. Söndürün şunu, söndürün! Hasta değilim diyorum size, bırakın beni, hasta değilim. Peki öyleyse. Dilediğiniz gibi yapın. Aslında siz gerçeği öğrenmekten, hastalığınızın ne olduğunu öğrenmekten korkuyorsunuz. Gerçekten hasta mıyım doktor? Bana hiç çekinmeden her şeyi söyleyebilirsiniz, her şeyi. Ne kadar acı olursa olsun, hakikati öğrenmek istiyorum. Bütün ailem, tehlikelere karşı koymasını bilen insanlardı. Zavallı babacığım, annem öldükten sonra kendini öldürürcesine içti. Fakat bir gün olsun yalnızlıktan şikayet etmedi. Ben de onun gibi olmak istiyorum doktor. Bana itimat edin. Size faydalı olmak için elimden geleni yapacağım.
Bey! Bu ne sürpriz! Sizi biraz görmek istedim de! Niçin haber vermediniz? Salonda yer ayırtırdım size! Belki başka bir zaman! Bu gece fazla kalamayacağım! Zaten size bir şey söylemek için... Yoksa... kötü bir haber mi getirdiniz? Cesur olacağınıza söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Hastalığınız tahmin ettiğimden de önemli! Ameliyat yapmam icap ediyor! Ameliyat mı? Seyrek rastlanan bir hastalık bu! Adı gliyamo! Beyinde ufak bir tümör! Mutlaka ameliyat yapılması lazım! Korkulacak ve ümitsizliğe kapılacak bir şey yok! Yaşamanız için yardım ettiğime inanmanız şart! Size yardım etmek istiyorum! Dinleyin beni! Bu ameliyat o kadar mühim bir şey değil! Kısa zamanda iyileşeceksiniz! Hani geçen gün bana cesur olacağınızı söylüyordunuz, hı? Peki doktor! Dilediğiniz gibi olsun! Hayatımı ellerinize teslim ediyorum! Kurtuldu mu Fikret Bey? Sana çok şükürler olsun! Size çok teşekkür ederim Fikret Bey! Burada herkes tarafından o kadar çok yakınlık gördüm ki sevim bilemezsin! Yalnız Fikret'in bana karşı daha yakın davranmasını isterdim. Niye abla? Yoksa sert mi davrandın? Hayır! Bilakis, o çok büyük bir insan Sevim. Ama yalnız işini düşünüyor. Benden herhangi bir hastasıyla konuşur gibi konuşuyor. Ne o? Yoksa? Evet!
Ona karşı şimdiye kadar ömrümde duymadığım hislerle doluyum. Ama onun da bana daha yakın olmasını... ...yanımdan hiç ayrılmamasını istiyorum. Ameliyat olduğun gece uyumayıp sabaha kadar seni bekledi. Ama o zaman baygındım. Hiçbir şey hissetmiyordum. Yoksa benden hislerini mi saklıyor? Erkekler bu hususta gururlu olurlar. Hislerini belli etmekten kaçınırlar. Yaşamaktan ümidini kesmiş bir insanın... ...sevdiği kimse tarafından kurtarılması kadar mutluluk veren hiçbir şey olamaz sevim. Artık her şey bana daha başka görünüyor. Gök daha mavi, güneşin ışıkları daha parlak, çiçekler daha güzel. Kurtulmanın sevincidir bu abla. Doğru. Ama başka bir şey daha var. Sanki bütün gördüklerim bana Fikret'in bir hediyesi gibi geliyor. Ona her şeyimi borçluyum. Yarın hastaneden çıkar çıkmaz şerefine büyük bir parti vereceğim. Geldin Gülten. Hayatım geçmiş olsun. Ödümüzü koparttın hepimizi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Büyük geçmiş olsun abi. Sağ olun. Hepiniz sağ olun. Eğlenmenize bakın. Buyurun. Cidden güzel bir gece. Nasıl? Bari eğleniyor musun Fikret? Tabii, ama bu kadar şerefe layık mıyım bilmem ki. Asıl şeref duyan benim. Sana minnet ve şükran borcumu biraz olsun ödeyebilirsem ne mutlu bana. Bu gecenin senin gecen olmasını, unutulmayan bir gece olmasını istiyorum. Bir dakika. Sevgili dostlarım, şimdiye kadar bu evde sizlere birçok parti verdim. Fakat bu gecenin onlardan çok daha büyük, anlatılmayacak kadar büyük bir önemi var benim için. Bu geceki partiyi hayata tekrar dönüşümü kutlamak için veriyorum. Şu anda yaşamamı daha önce tanımadığınız bir kimseye borçluyum. Onu sizlere tanıtmakla gurur duyuyorum. Büyük ilim adamı, büyük insan, büyük dost, Doktor Fikret. Şimdi okuyacağım yeni şarkımı, kalbimden gelen en derin hislerle ona ithaf ediyorum. Kaybetmekten korkarım.
şarkı için teşekkürler. Beni göklere çıkarttın, bu yükseklerde başım dönüyor. Zaten sen erişilmeyecek kadar yükseklerdesin. Onun için korkuyorum ya. Yanına yaklaşabilir miyim diye korkuyorum. Bunun o kadar güç olacağını sanmıyorum. Elimden tutup yardım eder misin? Bana o kapalı iç aleminin ufuklarını açar mısın? Ya o zaman hüsrana uğrarsan? Sandığın kadar geniş bulamazsan o ufukları? Denemeye değer mi? Değer. Bundan sonraki hayatımı sana borçluyum. Çok mutluyum Fikret. Bu mutluluğumuzu beraberce başka bir yerde kutlayabilir miyiz? Nasıl istersen, tabii. Niye ağlıyorsun? Hani Mesut'tun? Saadet gözyaşları bunlar. Bütün ümitlerini kaybetmiş bir insana tekrar yaşama gücü verdim. Sen benim gözümde artık mabutlaştın Fikret. Ben sadece vazifemi yaptım. Vazife mi? Demek herhangi bir kimseye de aynı şekilde davranırdın. Belki. Siz doktorlar hep böyle sert kalpli mi olursunuz? Beni sert kalpli mi buluyorsun? Oldukça. Sadece hastalarının sıhhatiyle ilgileniyorsun. Başka ne yapabilirdim? Kara kaplı kitapların onların kalplerinden, duygularından bahsetmez mi? Hayır, etmez. O duyguları insan kendi kendine öğrenir. Sen öğrendin mi? Bugüne kadar fırsat bulamadım. Buna bir inanabilsem. Fikret'i her sabah görmeye o kadar alıştım ki... ...bugün gelmeyeceğini öğrenince bir tuhaf oldu içim. Telefonla sen mi çıktın? Evet. Ne dedi? Niye gelmiyormuş? Üniversitede önemli bir konferans varmış. Peki telefona niye beni çağırmadın? Uyuyordun. Uyandırmak istemedim. Olsun. Uyusam da uyandır. Telefonda onun sesini işitsem yeter. Dünyalar benim olur. Onu bir gün bile görmeden yapamıyorum artık. Ama o kadar kapalı bir insan ki... ...hislerini bir türlü belli etmiyor bana. Gazinoda programına ne zaman başlıyorsun abla? Bilmiyorum. Fikret ne zaman müsaade ederse... ...onun isteklerini yerine getirmek... ...arzularına boyun eğmek... ...tarifsiz bir zevk veriyor bana. İnatçı ablanı öylesine değiştirdi ki. Bugün hava pek sıkıntılı. Yağmur yağacak galiba. Sevim, Fikret'ten her söz açışımda neden lafımı kesiyorsun? Bir türlü anlamıyorum. Kusura bakma. Acele okula yetişmem lazım. Doktor bey içeride mi? Hayır Behiye Hanım, daha gelmedi ama telefon etti, birazdan